Attım. Hoş geldin. Eyvallah, hoş gördük, hoş gördük Resul kardeşim. Nasılsın abi, iyisin? Vallahi iyidir, senden ne haber? İnternet çok kötü olabilir, gelir gelmez otele bağlandım ama Abi inşallah nazarında kötü kopmadan devam olabilir. edelim. Tamam, kıpırdamıyorum o zaman. Kıpırdama abi. Abi o zaman şöyle Eyvallah. başlayalım. Ben bir girizgah yaptım ama. Şu an neredesin, ne Evet yapıyorsun? kardeşim. Vallahi şu anda Kamerun'dayım. Kamerun başkenti Yaounde'den herhalde bir 1200-1300 kilometre geldik. 2 gündür yoldayız. Marwa diye bir şehri var en kuzeyde. Düşünün en güneyden en kuzeyine kadar çıktık. Buradayız. 2 tane kuyu açılışımız olacak inşallah yarın. Şimdi Onların insanlar açılışlarını düşünüyor abi, yapacağız. havalimanı yok mu? Türkiye kadar yolu niye karadan gidiyorsunuz? Var. Havaalanı var. Ama İşte haftada 3 gün uçak var. Ondan sonra bu uçaklar genelde ufak uçaklar oluyor, çabuk doluyor, bulunamıyor. Bir Türkiye bileti kadar bileti oluyor. Hem de yolda gelirken diğer kuyularımızın kontrollerini yapıyoruz. İşte aracın arkasında Kur'an-ı Kerim vardı mesela. Köylerde duruyoruz, mescitlerde Kur'an-ı Kerim dağıtıyoruz. Yani karayolunu o noktada hem ekonomik olması için sonuç itibariyle bağışçılarımızla biz bu işi yapıyoruz. Doğal olarak da hem ekonomik olsun diye hem de imkanlarımızı maalesef bulamıyoruz. Mesela dönüşte uçakla dönelim, o kadar yorulduk dedik. Maalesef dönüş uçağı bulamadık. Tekrar dönüşü de şey yapacağız. Araçla devam edeceğiz. Ben bunu bildiğim için sen de acayip güzel detaylı anlattın abi. Hem dediğin Evet. gibi uçaklar biraz da bazen sıkıntılı da olabiliyor. Seninle beraberken denk gelmedik de bir kere biz bayağı bir korktuk yani. Hani küçücük uçak böyle bakımları. Açıldı. İnişte bir kapı açılmıştı. O siz değil Yok. miydiniz? Yok, biz değil. O da mı olmuş abi? Sizden sonra, tabii, sizden sonra ufak bir uçakla iniyorlar arkadaşlar. İnerken kapı açılıyor. Yani bayağı açılıyor böyle dışarıya doğru tam iniş sırasında. Ondan sonra tutuyorlar falan. Ondan sonra iniyorlar aşağıya. Böyle bir garip şeyler de tecrübeler de oluyor tabii ki yani. Yani abi yollar, sen hep yollardasın abi. Hani ben doğal olarak seninle 3-4 defa bu tecrübeyi yaşadığım için bildiğim soruların cevabını istiyorum. Bana garip geliyor ama kardeşlerim konuyu bilmediği için abi, yollar dedin. 1200-1300 kilometre daha bugün dedin. Hayırlı çalışmalarda Evet. yollarda başınıza neler geliyor abi? Ya şimdi şöyle bir şey var. Girizgah yapmış olayım size. Şimdi biliyorsunuz biz Türkiye Diyanet Vakfı'nın hem gönüllüsü hem de personel olarak görev yapıyoruz. Yollarda hareket ediyoruz, yollara çıkıyoruz. Şimdi mesela bazen oluyor ki yolu değiştirmek zorunda kalıyoruz. Yolu değiştirmek zorunda kaldığımızda bir yere ulaşıyoruz ve o plan değişikliğinde aslında ihtiyacı olan birisi Allah'a dua etmiş. Allahu Teala da bizi görevlendirmiş, o yola sokmuş. Bunu ben Sri Lanka'da çok net yaşamıştım. Yani paketlerimiz doldu, hepsini dağıttık, başka gelen kalmadı. Bir 15-20 tane paketimiz kaldı. Onların sahipleri gelmemişler. Biz de dedik ki bunları dağıtalım, etraftaki köylere dağıtalım. Sonra yani bu dinleyicilerden özür diliyorum. Öküz arabaları vardır ya. Öküz arabalarından bir tanesi orada duruyordu. Onun arkasına attık bunları. İçeriye doğru, köyün içerisine doğru yola çıktık. İleriden bir tane kadın dikkatimi çekti. Evin içerisinde oturuyor böyle kadın. Pardon, dışında oturuyor. Öyle uzaklara bakıyor. Bizi görünce birden sevindi. Anlamadım yani nedir işte arkada paketler var vesaire. Ben arkadaşlara dedim ki ya şu eve bir paket bırakalım. Biz affedersiniz öküz arabasını o evin önünde tuttuk, durdurduk. Paketi sırtladık üzerimize, götürdük kadına verdik. Kadın nasıl mutlu oldu ama bir görseniz. Mutluluğunu şu noktada anladım Resul. Eve bırakmak için evin içerisine doğru girdiğimizde ufak bir yer. Biliyorsun bu tarafın evleri biraz ufak yani derme çatma bir şeyden yapıyorlar. Etrafını saçlarla şeylerle bazı yerlerde saçlarla bazı yerlerde bu millet dediğimiz sazlıkların şeyleriyle örüyorlar. İçeriye bir girdik. Ya inanın
Bir tane ekmeği boş verin. Bir tane patates, soğan dahi yoktu mutfakta. Yani o kadının bizi görmesi, bize bakışı, sevinci içeriye girdiğimiz zaman anlamış olduk. Allahu Teala belki o andaki böyle uzaklara doğru bakarken Allah'a dua ediyordu. Allah kün ve kün feyekün dedi. Oldu ve biz oraya geldik. Kadının emanetlerini teslim etmiş olduk. Yani yollarda çok fazla hikayelerle de karşılaşıyoruz bu noktada. Eyvallah abi. Abi şimdi ben böyle bir Allah razı olsun. interaktif bir giriş yaptım. Direkt neredesin, ne yapıyorsun dedim. Ama işin temeline, formülüne inmek istiyorum. Şimdi burada seni Evet konuk kardeşim. almamdaki en büyük sebep şu. Gençler bana biliyorsun çikolata çocukları görünce ya da işte Orta Asya'ya gidiyoruz çekik gözlü yavruları görünce hemen abi bizde, abi bizde, abi bizde diyorlar. Ama ben bu işin temelde donanımlı insanların olması gerektiğini, yani dil bilmeleri gerektiğini, çalışmaları gerektiğini, insani yardımın hemen okul sırasında bir şekilde oldukları yerde başlayıp ileri gidebileceğini, direkt Afrika olmayacağını, hemen bu işlerin oraya gelmediğini anlatmaya çalışıyorum ama ben senede gidiyorum 3 ülkeye, sen gidiyorsun belki 13, 15, 20 ülkeye. İnsani yardım konusunda hevesli olan gençlere neler tavsiye edersin abi? Yurt içi ve yurt dışında çalışma yapan biri olarak. Ya şöyle diyebilirim. Şimdi bizim yaşımızla beraber bir insani yardım çalışmaları var. Bunlar işte klasik Ramazan'da, Kurban'da, su kuyusunda ya da hediyem Kur'an olsun. Yeni bir kampanyamız var biliyorsun, hediyem kitap olsun projesi. Evet. Bu projelerde biz insanların ellerine, yakınlarına şeyleri ulaştırmaya çalışıyoruz. Yani bence şu andaki gençler yardımla alakalı şunu düşünmeleri lazım. Ya babamlar gıda paketi alıyorlar ya da gıda paketinin parasını o ülkeye gönderiyorlar. O ülkede bulunan bir partnerle bu işi yapıyorlar ve bunları oradaki insanlarımıza iletiyorlar. Oradaki Müslüman kardeşlerimize iletiyorlar. Bunun dışında biz ne yapabiliriz? Yani inovatif var ya işte yenilikçi. Yenilikçi olarak neler yapabiliriz aslında? Ve bu insanları her zaman bir gıda paketi getirenden kurtaracak hangi projeler yapabiliriz diye başta bence bu noktada düşünmeleri lazım. Yani kafalarını bu noktada yormaları lazım. İnovatif olarak neler yapabiliriz acaba diye bunu konuşmaları lazım. Bu çok önemli. Eğer vakıfla beraber gelme gibi bir düşünceleri varsa bununla alakalı bizim şeylerimiz var. Gönüllüğümüz ol diye internet sayfamızda linklerimiz var. Oradan tıklayarak gönüllü olabiliyorlar. Özelliklerini yazabiliyorlar. Herkes bir şekilde bu hazzı diyelim, bu tadı diyelim almak istiyorlar. Ama bunun için bizim hem sınırlı kontenjanımız var, hem oraya götürdüğümüz kişilerden beklediklerimiz var. Yani bir fotoğraf çekmesini iyi biliyor olması lazım. Bizim tanıtımlarımızı yapan birisinin olması lazım. En önemlisi de dil konusunda bize yardımcı olduğu zaman biz onları gönüllü olarak özellikle Ramazan ve Kurban'da değerlendiriyoruz. Biz beraber gidiyoruz. İşte evinden taksiyle alıyoruz. Havaalanından bizlerle beraber gideceği ülkeye uçuyor. Orada insani yardım çalışmasını gerçekleştiriyor. Tekrar da uçakla geri dönmüş oluyor. Abi çok güzel özetledin. Şimdi ben tekrar gençlerin merak ettiği, şimdi sen inovatif dedin, ben interaktif dedim. Evet. Karşılıklı düşünce, yenilikçi düşünce. Ama gençler funny konuları çok seviyorlar, eğlenceli konuları. Şimdi bizim başımıza da Evet. seninle beraberken geldi. Bir örnek vereyim. Selman abimle Furkan Aldemir, milli basketbolcumuz Selman abi, ben beraber Tanzanya'nın yollarında gidiyoruz. Motorumuz devamlı hararet yapıyor. Hararet yaptıkça Selman abiyle ben birazcık bu konularda daha cevvaliz. Hemen su doldurmuşuz bidonlara. Bir o dolduruyor, bir ben. Motora devamlı su ekleyerek Selman abi kullanıyor arabayı. Devamlı gözümüz hararette. Gittik, gittik, gittik. Bir yerden sonra motor artık blok mu çatlattı abi, değil mi? Bir şeyler oldu. Artık hiç çalışmamaya Ya başladı. artık yürümedi yani çalışmamaya başladı. Yürümedi Ya ama ondan kaldığımız ziyade yer, buyur abi. Furkan gidiyor arka taraftan Selman abi, Selman abi
Abi biz yanlış yöne doğru gidiyoruz. Dediğini hatırlıyor musun? Hatırlıyorum Böyle şimdi biz sen ters tarafa deyince. doğru gidiyormuş. Dersem yol bu taraftaymış. Tabii sağdan akıyor. Daha doğrusu doğru soldan akıyor direksiyon sağda falan. Biz öyle geri dönmüştük. Dönemedik daha doğrusu. Arabamızı değiştirmek zorunda Bu ara kaldık. Başka bir Furkan arabayla ne dönmüştük. demişti abi? Abi yani yanımızdan arkadaşlar tahtaların ucuna balık bağlamış. Gölde ya da derede balık tutmuş. Böyle ciddi yerliler geçiyor yani. Tabii böyle tam yerli böyle yapraklı mapraklı yerli değil yani. Deri bağlamamış üstüne ama Tabii. kiminin üstünde futbol forması var, kimi falan. Kiminin elinde ses bombası Hı. var. Müzik dinleyerek geçiyorlar falan. Ondan sonra yani ama biz tabii sıkıntı. Orada çok az insan var. Furkan farklı bir bakış açısı. Belki Selman abim hatırlar. Dedi ki abi burada hayvan falan olmasın. Bura Tanzanya. Evet. Abi arabaya Evet. binin bence. Abi. Evet, hatırlıyorum. Abi Hatta aslan şey çıkar. abi burada aslan çıkabilir. Ama çıkmışlığı da var. Hani dedin ya yol hikayelerinden bahset Evet. diye. Biz yine hatta buradan yad edeyim. Bir Hüseyin Yahya diye bir arkadaş vardı. Aynı şekilde biz onunla bir kurban organizasyonuna gittik. Onları bir bölgeye yönlendirdim ben. Oradaki çalışmaları takip edecekler. İşte vekalet aldıklarımızın isimlerini okuyacaklar. Orada hem dağıtımlara hem kesimlere iştirak edecekler. İki arkadaş bir bölgeye gittiler. Oradan da ayrılmak zorundalar. Yani çünkü Türkiye'den çok fazla insan götüremiyorsunuz. Belli bir şeyler var. Bunları da ayarlamanız lazım. Şimdi gittiler. Akşam aradı beni görüntülü bir şekilde. Abi biz hayvanlara bakmaya gidiyoruz. Hani kurbanlık olacak olan hayvanlara bakmaya gidiyoruz. Ama abi burada neydi arkadaşın ismi? Yusuf. Ben Yusuf'u göremiyorum ki abi bu hayvanları nasıl göreceğiz dedi. Dedim ki siz hangi yoldasınız? İşte abi otelden çıktık köye doğru gidiyoruz. He tamam Ruangva yolundasınız. Ya biz o yoldan geçerken sırttan gördük biliyor musun dedim ben. Boş bulundum. Abi bunu niye şimdi söylüyorsun diyor. Otelden çıkmadan önce söylesene diyor. Ona göre hazırlıklı çıkalım. Gerçekten de o yolda mesela sırtlanlarla karşılaşmıştım. İnsanlar ama bisikletleriyle beraber normal hayatlarına devam ediyorlar. Çünkü vahşi hayvanlar korkuyormuş aslında insanlardan. Tabii Afrika'da görmüşsündür bir yerden bir yere giderken yürüyen çok insan var. Ve bu insanların hepsinin elinde palalar var. Evet. Bu palalar Ya sadece sopa var ya pala. başka kabileden ya sopa var ya pala var. Bu pala sadece şey için kullanmıyorlar. Hem vahşi hayvanlardan korunmak için hem önüne geçen bir şeyleri işte mesela ormanda giderken onu yol açabilmek için ya da kendisini korumak için kullanıyorlar. Böyle bir durumda karşılaşmış olduk yani. Yani bizim Furkan'ın sen sonrasında Büyükelçiliğe gelmiş miydin hatırlamıyorum. Sonunda şöyle bir durum oldu. Arkadaşlar Furkan bizi ciddi ciddi uyardı. Biz de dedik ki ya 2 metre 10 santim boyun var. Yani en son korkacak adam sensin falan. Aslan sana ne yapsın falan. İnmeyin abi arabadan. Bir Doğru. de oruçluyuz hepimiz. Hepimiz oruçluyuz. Evet. Yani hatta yolda açmıştık hatırlıyor musun abi? 3-4 saat diğer Evet. arabayı bekliyoruz. Beş Araba dakika. geldi. Tabii 5 dakika açtırmıştı bize Aynen. Furkan. Şimdi aynen. Orayı da bak iyi hatırlattın. Arkadaşlar biz yolda iftarı anlatacağım. Biz sonra Büyükelçiliğe gittik. Büyükelçilikte bir tane bakan bizim yaptığımız çalışmaları tebrik etmek ve işte Celal'in falan dirilişten popülerliğini izliyorlarmış orada. Celal'i görmeye falan geldi. Sonra İngilizce tabii Furkan NBA'de oynamış. Çatır çatır İngilizce konuşuyor. Adam üşenmedi. Haritada bölgede işaretlemiş bizim kaldığımız yeri. Bakana gösterdi. Dedi ki biz burada kaldık. Burada aslan çıkar mı? Adam dedi ki orası safari Onu bilmiyorum. bölgesi dedi. Orasını bilmiyorum. Abi adam dedi ki orası safari bölgesi. Çok normal orada aslan çıkması dedi. Çok normal. Çıkabilir aslında. Aslında aslan Tamam çıkar. Furkan bize bir bakış Ya... atıyor ama hani o kazanmanın hazzı. Tamam, ne dedim? Ben size ne Evet. dedim oğlum? Ben size Ben dedim size demiştim falan. çıkardı falan diye. Ama iftar da çok Evet. iyiydi dediğin gibi. Furkan çok arkadaşlar tedbirlidir. 5 dakika daha abi. Abi Selman abi ne olur ne olmaz. 5 dakika daha abi. İnternet de az çekiyor. Ne olur ne olmaz abi. Bir de saat farkı bilmem ne.
Herkes işte orada gazeteci arkadaşın birinde hurma vardı. Furkan hurmadan yedi falan. Ondan sonra bakkalda durduk. Yani muz falan almıştık. Furkan muzu yiyor. Niye? Muzun dışında bir kabuk var. Muzu açtığın zaman içi tertemiz. El değmemiş. Ben bakkaldan hayat kurtarır. Bisküvit aldım bilme. Furkan diyor oğlum bunu nasıl yiyorsun sen? Güvenebiliyor musun? Ben, ya diyorum açım oğlum ben oruçluyum. Kim takar? Muz, domates, bisküvit falan. Abi gerçekten hani bu kadar güzel hayri çalışmaların içinde, bu kadar zorlukların içinde sevdiğin insanlarla beraber olduğun zaman böyle güzel hatıralar da kalıyor. Bu zorluklar aslında Evet doğru. komik birer Doğru. anı olarak kalıyor. Orada Afrika'nın ortasında açsın. Ciddi manada 3-4 saat o sıcakta araba bekliyorsun. Bir yerden sonra da hava soğumaya başlamıştı hava karardıktan sonra da. Sonra o çocuk bizi Evet, geldi evet. arabasıyla aldı partner firma. Şey partner kuruluş geldi arabasıyla. Arabayı bize verdi. O çocuk orada çekici bekledi Allah bilir kaç saat. Ya da Evet, tamirci doğru. getirdi oraya. Yani gerçekten belki anlattığım bir tane, belki değil öyle zaten. Anlattığım bir tane aklına gelip de ya şurası şöyle olur, burası böyle olur. Şimdi anlatmayayım dediğim binlerce var aklımda. Ama ben Evet, çok hikaye var. kardeşlerime şeyi de söyledim. Birçoğu üniversitede uluslararası öğrencilerle okuyorlar. Birçoğu liselerde uluslararası öğrencilerle okuyorlar. Onların buraya geliş hikayesini en iyi bilenlerden biri sensin. O hikayeyle ilgili birazcık senden malumat almak istiyoruz abi. Açıkçası biraz önce kesildi ama tam sorunu anlayamadım. Bir daha tekrarlar Ben mısın? şöyle arkadaşlara söylemiştim. Diyanet Vakfı personeliyle beraber oraya gitmişken hayri çalışmaların yanında buraya gelecek öğrencilerin mülakatları seçilmesi, onları da evet o konuyla şimdi birçok ben dün mesela Sebahattin Zaim Üniversitesi'ndeydim. Türkiye Diyanet Vakfı bursuyla gelen bir sürü öğrenci vardı. Ama onların buraya geliş hikayesini onlar kadar iyi siz biliyorsunuz. Birçok kardeşimiz de bununla ilgili de sorar mısın dediler. Lise ve üniversitede uluslararası öğrencilerle okuyan kardeşlerimiz. O süreç nasıl oluyor? Oradaki gençlerin işte sınavları, mülakatları, buraya gelişleri Türkiye Diyanet Vakfı nasıl vesile oluyor? Şöyle, şimdi bizim belli dönemlerde burs başvuru dönemi yapıyoruz. Bu yurt dışındaki kişiler bizim internet sayfamızdan başvurabiliyor. Ya diyeceksin ki ya abi işte Aslan'dan bahsettin, işte ufak böyle yerlerde yaşayan insanlardan bahsettin, adamlar interneti nereden bulup da şey yapacak? Afrika'nın pek çok yerinde internet hala daha, yani akıllı telefon ve internet hala daha kullanılmıyor ama sonuç itibariyle bizim aldığımız öğrenciler, liseye alıyoruz çünkü biz öğrencilerimizi. Liseye aldığımız öğrencilerin orada bir öğrenim görmelerini istiyoruz. O öğrenim sırasında okulda öğretmenlerinden ya da bizim partner kuruluşlarımız dediğimiz ya da oradaki Türk misyonlarından, işte Maarif'e olabiliyor bu, diğer STK'larımız da oluyor. Yani Türkiye'deki, hem Türkiye'de faaliyet gösteren hem de yurt dışında faaliyet gösteren diğer STK'larımız da oluyor. Bu STK'lar bu çocukların oradaki başvuru sürecini takip ediyorlar. Biz de eşgüdüm içerisinde. Daha sonrasında bunların başvurularında biz bir ön eleme gerçekleştiriyoruz önce. Yani diplomasının gerçekliğiyle alakalı ya da işte yüklemesi gereken evrakların tamam olup olmamasıyla alakalı bir ön elemeden gerçekleştiriyoruz. Daha sonrasında da bir seyahat planlaması yapılıyor. Yani birkaç ülkeye yan yana gidelim, işte yan yana olan ülkelere bir daha Türkiye'ye dönüp gelmeyelim vesaire diye. Çünkü sonuç itibariyle biz bağışları biz burada takip ediyoruz. O noktada hassas davranıyor eğitim kültür hizmetlerindeki arkadaşlar. Birkaç ülkeyi birleştirerek bir seyahat planlaması yapıyorlar. Seyahat planlamasından sonra oradaki öğrencileri işte ya Maarif'in okullarına, ya TİKA koordinatörlüğümüze ya da bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olan Din Hizmetleri Müşavirliği, Ateşeliği ya da koordinatörlüklerinin binalarına davet ediyorlar. Bu davet sırasında arkadaşların, daha doğrusu alacağımız öğrencilere bir sınav uygulanıyor. Bu sınavın içerisinde bir IQ sınavına benzer bir sınav var. Farklı şeyleri yaptığımız sınavlar.
Onun dışında bizim bir de mutat sorularımız var. Yani bu kişiyi tamam alacağız, ciddi manada da bir şey var. Nasıl diyeyim? Bir para harcanacak. Yani bir emek har hem emek harcanacak, hem vakit Yatırım yapacak. harcanacak, hem de para harcanacak. Bir bütçe harcanacak. O yüzden de gerçekten orada zeki olan, ihtiyacı olan öğrencilerin seçilmesiyle alakalı bazı sorularımız oluyor. Genel kültür soruları bunlar genel itibariyle. Bu sorulara nazaran bir puanlama sistemi yerleştiriliyor. Daha sonrasında ülkelerin kontenjanlarına göre biz öğrencilerimizi kabul ediyoruz. Kabul maillerimizi atıyoruz, bilgilendirmeleri yapıyoruz iletişimlerden, gerek telefonla, gerek mail yoluyla bunların bilgilerini dağıtıyoruz, arkadaşlara ulaştırıyoruz. Mülakatı olacakları zaman o bölgeye geliyorlar. Bizim olduğumuz yere geliyorlar. Orada bu sınavları yaptıktan sonra seçiyoruz, puanlamaları yapıyoruz. Türkiye'ye geldikten sonra kontenjana uygun bir sıralama yapılıyor ve oradaki çocuklar ülkemize davet ediliyor. Tabii davette burada kalacakları yerler, vize süreçleri, oradaki büyükelçiliklerimizi sağ olsunlar ciddi manada bizlere yardımcı oluyorlar. Hem marifi, hem tikası, hem de elçiliklerimiz bizim o noktada sahada çok yardımcı oluyorlar diye özetleyebiliriz. Daha sonrasında da buraya geliyorlar. Tabii buraya geldikleri zaman ilk defa havaalanı, belki ilk defa uçağa binmiş. Havaalanından iner inmez bizim buradaki arkadaşlarımız ya da gittikleri şehirlerdeki koordinatör arkadaşlarımız karşılıyorlar. Onları yurtlarına yerleştiriyorlar. Okullarının kayıtlarını yaptırıyorlar, sağlık sigortalarını yaptırıyorlar ve bu çocuklar burada bizimle beraber okumaya başlıyorlar. Abi çok güzel özetledin. Zaten gerisini öğrenci arkadaşlar biliyor. Yanlarında eğitim gören dünyanın her yerinden, dünyanın bu güzelliklerini, bu hem kültürel manada, dün Sabahattin Zaim'de de dedim. Onların sizden, sizin onlardan öğrenecek çok şeyiniz var. Çünkü kültür alışverişi, farklı konulardaki alışveriş, fikir alışverişi. Geliyorsun hani dışarıdan baktığında mesela Yunanistan İskeçe'den kardeşlerimiz vardı. Uluslararası öğrenci olarak gelmişler. Mesela Yunanca biliyorlar. Türkçe biliyorlar. Biz diyor iki ülke arasında mesela uluslararası ticaret okuyorum. Ticaret yapacağım diyor. Yani bir hedef belirleyip gelmişler. Şimdi abi biz böyle senin tecrübelerinden yararlanıyoruz. Çoğu gittiğimiz ülkede oranın partner kuruluşundaki kardeş bile bazen kendi ülkesi olduğu halde çekiniyor. Sen böyle artık bilmediğin ülke bile olsa o kadar alışmışsın ki. Çarşılar, marşılar, köyler, möyler böyle. Ama yani bugünkü duruma gelmek çok uzun ülkeler ve uzun çalışmalardan sonra oldu. İlk gittiğin ülkeyi ve gittiğinde neler yaşadığını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii. Çad'a gitmiştim ilk defa. Çad'a gittiğimde hatta şöyle bir durum vardı. Yani bunu burada söylesem mi bilmiyorum ama şimdi para transferinde sıkıntı yaşadık. Dediler ki çünkü orada bir kur farkı var. Biz bağışçılarımızın bağışlarını mümkün olduğu kadar içerisinden hiçbir şeyi harcamadan ulaştırmaya çalışıyoruz. Hassas davranıyoruz. Yani belki kendi cebimizdeki parayı harcarken o kadar hassas davranmıyoruzdur. Bunu özellikle vurgulayayım. Bir kur farkından ötürü parayı yanımda götürmem gerekti. O zaman böyle bir yeleğimiz var. Özel bizim birim için yaptırmıştık. Bir sürü cebi var. Bunların içerisine paraları paylaştırdım ki anlaşılmasın diye. Sonra onunla geldim. Gıda paketlerinin işte alıyoruz, paketliyoruz, yerleştiriyoruz, gidecek olan yerleri gönderiyoruz vesaire. Para hep yanımda ama. Çat çok sıcak bir ülke. Üzerinde yelek hiçbir zaman çıkmıyor. Çünkü üzerinde para var, çünkü emanet var. Ondan sonra hatta şunu hatırlıyorum. Otele vardığımda yeleğimle beraber yatmıştım. Ve onunla beraber kalkmıştım. Ne olur ne olmaz diye. Şey olur vesaire diye. Bir de ilk gittiğimde hatta bunu şey olarak da anlatabilirim. Hoş bir anıydı çünkü. Her tarafta çekirge var. Yani ben böyle işte fare, yılan vesaire falan artık korkmuyorum elhamdülillah. Ama o zamanlar çok tedirgin oluyorum. Her tarafta çekirge var. Şey çekirge diyorum. Kertenkele var ve çok büyükler. Çok korkmuştum. Otelden çıkarken bir tanesi benim odama girdi.
Tabii odanın içerisinde şeyler falan da var. Böyle böcekler falan da var. Bir şekilde cibinliğin içerisinde beni rahatsız etmezler diye uyuyabilmiştim. Sabah çıkarken o kertenkele girince eyvah dedim, ben ne yapacağım? Çıkartamam da bunu. Neyse sonra dedim artık döndükten sonra şey yaparız, çıkartırız. Büyük bir kamp vardı. Orada yerinden edilmişlerin yaşamış oldukları. 1000'in üzerinde bir gıda paketi dağıttık orada. Bine yakın aile yaşıyordu çünkü. Onların dağıtımını yaptık. Geri geldik. Otele tam gireceğim aklıma geldi. İçeride kertenkele var. Nasıl yapayım, nasıl edeyim derken kapıyı açtım, kertenkele çıktı. İçeriye bir baktım. İçeride bir tane böcek kalmamış. Sağ olsun girdi. Tertemiz. Ben odadan çıkarken girdi. Tertemiz bıraktım, geri çıktı. Ondan sonra güzeldi gerçekten. Hani ilk gittiğimle şu anda geldiğim arasında aslında çok fark yok. Hayret açısından. Yani hala hayret ediyorum yani. Hem farklı yerlere gidiyorum. Hem de yine de böyle beni etkileyecek ya da beni şaşırtacak şeylerle karşılaşıyorum yani hala da. Abi iş çözme konusunda yani o da Avrupa malı ama artık dünyaya mal olmuş bir söz. İsviçre çakısı gibisin yani hallolur, bakarız, yapılır. Ya oradaki adam bile oranın partner kuruluşundaki bir abi olur mu ki acaba yapabilir miyiz? Hani biraz çekingen oluyorlar. Hani arkadaşlar orada gittiğimiz yerlerde çoğu zaman zaten daha önce Türkiye'de okumuş, Türkçe bilen insanlar ya da yüksek lisans yapmış Türkçe bilen insanlar oluyor. Onlar bile bazen çekinebiliyor. Abi bu işi halledeceğiz diyorsun ama yapabilir miyiz ki? Olur mu? Olmaz mı? Ondan sonra Selman abi ya yaparız. Hallolur. Çözeriz. Bir şekilde hallederiz. Ve halli olmayan bir iş de görmedim ben yani. Allah'ın izniyle. Dediği gibi o niyetin halisane ve emanetlere olan ehemmiyetten dolayı diye düşünüyorum. Buyur abi. Bir şey diyecektin. Ya tabii ki biz şey yapmıyoruz. Yani biz kendi işimizi ya da böyle ticareti yapmıyoruz. Biz birilerinin duasıyla buraya geliyoruz. Onlar bizi çağırıyorlar aslında. Birilerinin de yine duasıyla buraya onların emanetini iletiyoruz. Yani emanet bizim değil ki biz şey yapalım. Değil mi? Yani sıkıntıya girelim, yapabilir miyiz, yapamaz mıyız diye korkalım. Emanet bizim değil. Allah'ın emaneti. Allah emanetine de bizim niyetimiz halis olduktan sonra sahip çıkacaktır zaten. O noktada çözülüyor gerçekten. Hiç olmayacak şeyler birden çözülüyor yani elhamdülillah. Burada tamamen Allah'ın elini, inayetini görüyoruz, hissediyoruz Allah'a şükür. Ya bir de arkadaşlar şimdi dediğim gibi orada şimdi 1200 kilometre 1300 kilometre daha önce anlattım size. Yani bir lastik değiştirme mesela. Gerçekten lastik değiştirecek birini bulmak öyle İstanbul'da Türkiye'deki gibi düşünmeyin. Yani Türkiye'de 5 kilometrede bir nereye giderseniz gidin benzin istasyonu var. Yürüyerek bile gidersin oradan birini bulursun. Cep telefonu her yerde çekiyor. Yani ama orada telefon çekmiyor. Birini bulmak çok zor. Çekse adam arıyorsun, ulaşamıyorsun falan. Ama bir şekilde hayırlı çalışmalarda Allah-u Teala'nın abim dediği gibi inayeti bir şekilde çözülüyor. Abi şöyle bir gittiğimiz yerlerde tabii ki tercih edilmez ama en üç tane soracağım. Gerçekten unutamadığın üç ülke. Bir daha alayım abi. Kesik kesik geliyor. Bu aralar biraz şey yapmaya başladı internet ama hadi hayırlısı bakalım. Yani hiç unutamadığın seçmeni tercih yani ilk hiç unutamadığın üç ülke yaşadığın olaylardan dolayı. Yani Çad'ı elbette unutamam. Yani Çad çünkü ilk defa gitmiştim ben Afrika'ya. Hani ikinciye Uganda'ya gitmiştim. Belki onu unutamam. Çünkü Çad'la Uganda arası birbirlerinden çok farklıdır. Hatta şöyle Afrika'yı anlatan kitaplarda bizim kitaplarımızda ya da bizim insanlarımızın algısında çölün olduğu, insanların sazlıktan yapılan evlerde yaşadığı, böyle tamamen işte cılız, zayıf çocukların, karnı şişen çocukların olduğu hayali var bizim Afrika dediğimizde. Aynı şeyi yabancı kaynaklarda okuduğunuz zaman da bir Tarzan'ın o sallandığı bir orman olarak algılıyorlar onlar da. Ama Afrika ikisi de değil. Bir de Afrika sadece bir ülke değil yani. Afrika'da
Yanlış hatırlamıyorsam 53 tane ülke var. Yani 59 da olabilir. Şimdi hatırıma gelmedi. Bu arada yazanlar var, onlara soralım. Belki Google'dan bakıp şey yapsınlar, doğru bilgi vermiş olalım sonuç Aynen. itibariyle. Abi Afrika kaç ülke var? Sahra Altı Afrika var, Güney Afrika'sı var, Kuzey Afrika'sı var, Doğu Afrika'sı var. Tabii. Yani şeyler de, ülkeler de çok farklı. Yani ülkelerin yönetim biçimleri farklı. Hepsi birbirinden farklı. Şimdi dediğim gibi Batı kaynaklarında okuduğumuzda Afrika'yı böyle bir Tarzan'ın ormanı gibi algılıyorlarmış onlar. Onlar da diyorlar ki bu algının aksine orada çöller var. Afrika'nın işte üçte birini çöller oluşturuyor. Sahra çölünü kastediyor. Kuzey Afrika'yı kastediyor. Bizim içinde nedir? Topraklar var işte. Her taraf çöl. İşte develer dolaşıyorlar. İnsanlar siyah ve karınları şişmiş çocuklar var vesaire falan. Afrika böyle değil. Yani Afrika'nın her ülkesi birbirinden farklı. İşte Çat ve Uganda'yı o noktada ben karşılaştırmak istiyorum. Uganda'ya gittiğimde burayı şeyle anlatabilirim. İşte Nasrettin Hoca'ya sormuşlar, yazı mı istersin, kışı mı diye. Nasrettin Hoca da demiş ki iyi de bahara ne oldu? Ben baharı isterim. Niye seçeneklere koymadınız tarzından? İşte Uganda tam manasıyla bir bahar ülkesi. Çünkü ekvatorun üzerinde 12 saat gündüz, 12 saat gece var. Her zaman bahar. Üşüdüm dediğiniz zaman 22 derece, o da yağmur yağdığı için. Yandım dediğiniz zaman da 27 derece, o da güneşin altında bekliyorsanız. Böyle bir ülke. Çat da tam tersi. 40-45 derece bir sıcaklık var, çöl iklimi var vesaire. O zaman dedim ki demek ki her ülkenin kendine has özellikleri, her ülkenin kendine has insanları ve kendine has şeyleri var, değerleri var. O noktada hepsi birbirinden farklı. Bir üçüncüsü de herhalde Tanzanya'dır. Tanzanya'ya çünkü çok fazla gittim geldim. Tanzanya'nın insanları da çok sıcakkanlıdır. Herhalde bir üçüncüsü de Tanzanya denilebilir. Afrika'dan saydın abi. Dünyayı geziyorsun ama Afrika'dan saydın. Evet, Afrika'dan saydım. Doğru. Bu arada 58 ülke varmış. Sivas plakası demiş dinleyicimiz abi. Unutmayız oradan. Ha, tamam, 58. 58'i aklımıza tutuyoruz. 58 abi. Şimdi bu işlerde... Bir tesadüf oldu. Eyvallah abi. Ya Afrika'da her anda değişebiliyor biliyorsun. Bölünmeler, darbeler, marbeler değişebiliyor. Devamlı. Şimdi Afrika'da bahsettik. Hayri çalışmalardan bahsettik. İşte çok gençlerin, çocukların, oradaki kardeşlerimizin mülakatlarla buradaki eğitime dahil olmalarından ve ülkelerine. Zaten sen aslında en başta dediğin, inovatif dediğin konuyu bu eğitim verilmesi zaten amaç o. Orada ülkesine gidip artık çözüm üretecek insanlar bekleyecek yerine çözüm üretmeye başlayan insan pozisyonuna geçmesi. Zaten bu amaç burada bu zaten. Bu eğitimin verilmesinin sebebi gidip Avrupa'da doktorluk yapsın, Türkiye'de devam etsin. Ki ben biliyorum vakıflarımız özellikle gençlerin ülkelerine geri dönüp orada hizmet etmelerini tavsiye ediyorlar. Ve gençlere öncü oluyorlar. O konuda çok önemli bir konu. Çünkü Çin atasözü ama adamların sözü doğru. Balık yemeği yedirirsen, balık yedirirsen bir gün doyurursun. Balık tutmayı öğretirsen ömür boyu doyurursun. Evet. Eğitim verildikten sonra bir şekilde o çocuk kendi ülkesindeki kendi sorunları çözüm üretecek birilerini beklemeden kendi çözüm üretici sıfatını alıp devam ettirebiliyor. Bu kuyu çalışmalarıyla alakalı abi, insanlar bazen 50 tane kuyu fiyatı olduğu için farklı yerlerde bazen farklı gelebiliyor. Sen bu işte nasıl bu işlerin olduğuyla, hangi ülkede kaç metrede suyun çıktığıyla alakalı çok daha net bilgilerim var. İnsanlar hep soruyor abi, işte kimi 5 bin liraya açıyor, kimi 5 bin dolara açıyor, kimi 50 bin dolara açıyor. Bu konuyla alakalı bizi aydınlatır mısın abi? Ya şöyle özetleyebilirim. Şimdi su kuyusu modelleri var. Bir, kesom diye adlandırdığımız ya da satık kuyular diye adlandırdığımız kuyular var. Daha doğrusu satık kuyular ikiye ayrılıyor. Bir tanesi sondaj makinesiyle açılıyor. Yine
Ama 10 metre 20 metre satır şeklinde açılıyor. Üzerine bir pompa kuruluyor ve insanlar emme basma tulumba şeklinde sularını basarak alabiliyorlar. Bir ikincisi kesom dediğimiz kuyular. Bunlar da 1 metre çapında insanlar yeri kazmaya başlıyorlar. Kazdıkça sağlamlaştırıyorlar yan tarafları. 10 metre, 15 metre bazı hatta şöyle çok profesyonel yerlerde ki gördüm ben. Moritanya'da 80 metrelik kesom kuyular vardı. Yani insanların eliyle kazmış olduğu ve aşağı indikleri kuyular vardı. Ben şaşırmıştım yani o kadar metreye nasıl inmişler dibi görünmüyordu neredeyse. Bu iki çeşit kuyu var. Bir kesom dedik, bir de satıh dediğimiz kuyular. Şimdi bizim açtığımız kuyular da derin kuyular, artezyen kuyuları. Aslında artezyenin de farklı manası var. Artezyen kendi kendine yeryüzüne çıkan suyu ifade ediyor. Siz açtığınız zaman kendi kendine çıkabiliyor. Bu şekilde 2-3 tane yerde çıktı. Yani biz deliği açtık, herhangi bir pompa kullanmadan kendiliğinden su çıkmaya başladı. Böyle şeylerle de karşılaştık. Bir de bizim yapmış olduğumuz vakıf çeşmeleri var. Şimdi bu kesom kuyular ve satık kuyular ufak yerler için ideal kuyular. Avantajları var. Çok çabuk açılıyor, maliyeti çok düşük. İnsan gücüyle açılabiliyor. Ekstradan bir malzemeye ihtiyacınız yok. Kazma ve kürek varsa ve yanlarına bir betonla sağlamlaştırabilecekseniz yeterli. Maliyeti de çok düşük. Ama bunların dezavantajları var. Birinci dezavantajı yüzeye yakın olduğu için kuraklık zamanlarında su çekilebiliyor ve kuruyabiliyor. Kuruduğu zaman da o damarlar tıkanabiliyor ve tekrar kullanılamaz hale geliyor. Böyle bir şeyi var. Bunun dezavantajı var. Bir diğer dezavantajı da Afrika'da su işi maalesef kadınların ve kız çocukların üzerinde. Sadece kadınlar ve kız çocukları su almaya gidiyorlar. Kafalarına koskocaman bidonları, benim kaldıramayacağım bidonları kafalarına koyuyorlar ve evlerine götürüyorlar. Maalesef kadınların ve kızların görevi. Doğal olarak o su birikerek çıkan bir su. Yani o su bazen bitiyor. Sırada bekleyen kadınlar bekliyorlar suyun tekrar dolmasını. Sonra tekrar içerisine kovaya atıp yukarı suyu çekiyorlar, dolduruyorlar. O yüzden uzun ve meşakkatli oluyor. Bu tulumbaları elleriyle çekebiliyorlar, ayaklarıyla çekebiliyorlar. Ya da bu bisiklet tekeri gibi bir teker sistem yapmışlar. Elleriyle döndürerek çekebiliyorlar. Ama her üçünde de maalesef kadınların özellikle hamile oldukları zamanlarda düşüklere sebebiyet verebiliyor. Sırtına bağlı olan çocukla beraber su çekmeye çalıştığı için çocukların düştükleri hikayeleri anlatılıyor. Ve bunlar gerçekten acı hikayeler. Biz de o yüzden vakfımıza yakışır tarzda vakıf çeşmeleri inşa edelim dedik. Kesom kuyulardan açtığımız oldu mu, daha doğrusu satık kuyulardan açtığımız oldu mu? Oldu. İlk başlarda bir 4 tane Somali'de, 4 tane Gana'da, 3 tane de Madagaskar'da açtık diye hatırlıyorum. Rakamları şaşırmış olabilirim. Ama daha sonrasında baktık ki bunu diğer derneklerimiz yapabiliyor. O yüzden biz vakfımıza yaraşır büyük vakıf çeşmeleri inşa edelim dedik. Derin kuyular olsun dedik. Akifer kaynağı dediğimiz yerin iki geçirimsiz tabakanın içerisinde bulunan suyu sondaj makinesinin marifetiyle ulaşıyoruz. Üst tarafını kapatıyoruz borularımızın ki satıh kuyulardan pislik girmesin içerisine. Çünkü yağmurlar yağıyor, lahımlar dışarıda oluyor. İçine girmesin diye üst tarafını kapatıyoruz. İki geçirimsiz tabakanın altında ki suyu güneş enerjisi paneliyle, dalgıç pompayla çıkartıyoruz. Vakıf çeşmemizin içerisindeki depolara depoluyoruz ve insanlar oradan sularını normal cami şadırvanından su alırmış gibi zaten ona da benzer bir şeyi de yaptık. Sen biliyorsun açılışlarını da gerçekleştirmiştik. Oradan sularını alıyorlar, tekrar evlerine götürüyorlar. En azından sıra beklemeleri, o suyu yerin bilmem kaç metre derinliğinden, 20 metre, 30 metre derinliğinden kovayla yukarıya çekmeleri, sırtlarında çocuklarla beraber zor olduğu için böyle bir şey yapalım dedik. Ve güneş enerjisi paneliyle hiçbir enerji harcamadan güneş enerjisi suyu yerin altından alıyor, depoya dolduruyor ve insanlar çeşmeyi açıp sularını alıp evlerine gidiyorlar. Abi gerçekten yani bir şey eksik olsa diyeceğim abi şunu söylemeyi unuttun ama gerçekten tam
Anlattın. Tam takır. Anlattın her şeyi. Eyvallah. Bu güneş panelini sonlara doğru söyledin. Onu dedim unutacak. Ben ekleyeceğim ama onu da yine Allah. söyledin. Arkadaşlar, Güneş o enerjisi önemli. inovatif dediğimiz zaman oradaki kaynakların doğal olarak boşa akan kaynakların kullanılması. Şimdi yerüstü suları yani abimin dediği gibi yağmurun biriktirdiği yeraltı kaynağı suyuna dönüşmeden önce yani doğa onu Allahu Teala'nın yarattığı biçimde işte bu topraklardan sulardan geçip abimin dediği o çok derin sondaj yapılıp tertemiz suyun bir de tabii şey var abi şimdi vakıf çeşmesinden çıkan su var. Bir de çoğu yerde o tulumbadan çıkan su var. O tulumbadan çıkan suyu Evet. kumların toprakların içinde bekletiyorlar. Onları doğal yoldan filtrelemeye Ha evet. çalışıyorlar. Yani Güneşte tutuyorlar mesela çok enteresan bir şekilde. kahverengi çıkacak Şeylere o yerde koyuyorlar. abi. Evet, hava almayacak şeklinde pet şişelere dolduruyorlar ve güneş ışığına koyuyorlar. O ultraviyole ışık içindeki bakterileri öldürüyor. Aynı zamanda da tozu, toprağı vesairesi de dibine Dibine düşüyor. çıkıyor. Üst tarafını alıp kullanıyorlar. Yine İşte topraktan geçirdikleri oluyor. vakıf Bu arada şarjım çeşmesi. bitmek üzere. Şarja takacak bir yer arıyorum. Abi sıkıntı yok zaten. Devam edebiliriz. Problem değil. Tamam. Zaten vakıf çeşmesinin amaçlarından biri de bu. Kolaylığın sağlanması. Burada hem temiz suya Tabii. ulaşmış oluyorlar. Hem dediğin gibi bu tulumba adam gelmiş oraya zaten 1 kilometreden 2 kilometreden bidonunu dolduracak falan. Depo olduğu için güneş paneli zaten arkadaşlar Afrika'da güneşten bol bir şey yok. Güneş panelini koyduğunuz zaman çok rahat bir biçimde güneş paneli her türlü sizi yarı yolda bırakmıyor. Çünkü güneş var Afrika'da her türlü. Dalgıç pompada suyu derinden temiz suyu çıkartıyor. Depolarda da zaten kaldırma kuvveti depolar yukarıda olduğu için şadırvanın direkt aşağıdaki çeşmelere kendinden Aynen herhangi öyle. arada bir şey olmadan tabii bunu o çocuklara ulaştırabildiğiniz zaman abim şadırvan diyecektim onu bile dedi. Bildiğiniz cami şadırvanı gibi. O çocuklar onu gördükleri zaman 8-10 tane çeşme bir tarafta. Bir tarafta kaçlıydı abi? Her cephesinde 4 çeşme olan Ya mı vardı? şeyler 6 çeşme. değişiyor. Tabii Boyutlar açıldığı değişiyor. yerin nüfusuna göre değişiyor. Boyutları neredeyse aynı ama şeyler değişiyor tabii ki. Çeşme Yani sayısı. bazı yerlerde 4-4-8 yapıyorlar. Bazı yerlerde Evet. 7-14 yapıyorlar. Bazı yerlerde biraz daha farklı yere çeşmeler yapabiliyorlar. Uzatabiliyorlar mesela. Caminin yanında kurduysak caminin şadırvanını da çekebiliyorlar. Ben şarj bulamadım. Sen. Abi seni zaten yorduk. Kamerun'dasın, çalışma üzerindesin. 10 dakikamız var. Şarjı Gittiği yere bitirelim kadar. de devam edelim. Gittiği yere kadar gitsin, Ha. sonrasını sen toparlarsın. Aynen abim benim Allah razı olsun. Tamam, eyvallah. İllaki benim senin sormanı bekleyip benim sormadığım ya da senin söylemek istediğim bir şeyler vardır. Onları alalım. Onlar aklında kalmamış olsun. Yani kardeşlerimize bu çalışmalarla ilgili gerçekten söylenmesi gereken diye düşündüğün şeyler vardır. Şarj bitip onlar kalmasın. Onları alayım o zaman senden. Tamam. O zaman şöyle söyleyebilirim. Şimdi ben bir iki gruba da kısaca iyilikle alakalı bir sunum yapmıştım. Orada özellikle önemsediğim bir husus var. Şimdi biz sonuç itibariyle burada yaptığımız, ben işimi yapıyorum profesyonel olarak. Ama bağışçılarımız bizlere iyilik yapıyorlar. Bağış veriyorlar ve iyilik yapıyorlar. Bir iyilik dediğimiz sadece iyi olma durumu değil. Bir sadaka iyilik, zekat iyilik, bu tarz yapılan şeyler iyilik. Ancak iyilikle kibir birbirine çok yakın. Yani o kadar yakın ki işte o iyilik yaparken kibre bulaşmak ya da kibrinden ötürü iyilik yapmayı özellikle kendilerine şiar edinsinler diye söyleyebilirim. Çünkü iyilik yapmak kolay ama iyiliği bir hazine gibi saklayabilmek, belki işte başa kalkmak olarak şey, yani kaba bir tabirle söylemek istemiyorum ama bu tarzda ortaya çıkartmak zor. İyiliği yapmak kolay ama iyiliğini devam ettirmek, iyiliği kibre kırdırmamak,
Öyle söyleyeyim. Yani kibir tarafından onun yok edilmesini sağlamamak zor bir şey. Bu noktada iyilik yapıyorlarsa çok şey vardır ya işte iyilik yap denize at balık bilmezse halık bilir diye. Yani bizim yaptığımız iyilikleri Allah bilsin. Bizim buradaki insanlar bu durumda olmak istemezler kesinlikle. Ama biz de belki de bizim durumumuzda da olmak istemeyebilirler. Çünkü bizim bir tüketim şeyimiz var, problemimiz var aslında. Yani tüketime kendimizi yönlendiriyoruz ve tüketemediğimiz zaman üzülüyoruz. Bunlarda öyle bir şey yok. Çünkü tüketecekleri çok fazla bir şey yok. Doğal olarak da mutlu yaşıyorlar. Hatta bugün yol boyunca işte sohbetler yapıyoruz. Bizim Yasin hocamız var, buradaki müşavirimiz. Onunla da konuşuyoruz. Ona şey dedim. Valla hocam dedim, bunların sınavında çıkacak soru 3 tane, 4 tane. Hadi bilemedim 5 tane. Bizim soruları ne yapacağız dedim. Gerçekten de öyle. 30 saniyem kaldı. Kapanmak üzere. Bir sürçülisan elediysem affola. Biraz yorgunum. Eyvallah abi. Hızlı konuştum. Allah razı olsun Kapanınca abi. artık Davete icabet ettin. bay Çok bay demiş teşekkür ederiz. Kardeşlerim adına, kendi adıma, Diyanet Vakf Medya kanalı adına çok teşekkür ediyorum. Tecrübelerini paylaştın. Çok da faydalı olduğuna Allah inanıyorum. razı olsun. Kendine çok iyi bak. Allah Allah'a emanet razı ol. olsun. Hayırlı çalışmalar abicim. Eyvallah. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Rahmetle kendine iyi bak.